I've been having sex like once a week at least or two if my girl ain't stressed. Ürünlerimi şu şekilde yapıyorum. Tempo'dan, hazır ürünlerden bunları giriyorum. Hayalet spelini giriyorum. Yanına da flash alıyorum. Bu arada yayındayım. Twitch TV Deniz Encan'da yayındayım. Yaklaşık 14 gündür yayındayız. O yüzden video atamadım. Kusura bakmayın. 18 saatlik bir geri sayaç kaldı. Şu sol üstteki şeyler gelirse de yayın süresi uzuyor. Bu konseptle yayın yapıyorum. Dida Vadisi'ne geldik. Başlangıç temimiz. Bu arada Lucian Milio çekeceğim diğer bir video. Çok güçlü o da. Şu an hatta metadaki en güçlü AD carry'ler Lucian, Kalista ve Varus. Haydi başlayalım. Hemen çardan size bahsediyorum. Tam düzeltirim onu. Tamam. Hızlıca çardan bahsediyorum. Çarın Q'su görünmezlik sağlıyor. Q görünmezken daha hızlı koşuyorsunuz. Görünmezlikten çıktığınız zaman da saldırı hızınız artıyor. W'su bir zehir fırlatıyor. Bir şu yuvarlakta görünen alan. O alanın içindekiler zehirleniyor, yavaşlıyor ve pasif siteyi kazanıyor. Pasif siteyi 6 kereye kadar birikiyor ve gerçek hasar ve AP'den güçleniyor. Aynı şekilde W'nun yavaşlatması da AP'ye güçleniyor. Ama biz AD kazacağımız için çok fazla W ile ya da pasif ile çok fazla işimiz yok. Ama pasif ile işimiz nerede var? E'de var. Ne kadar pasifiniz varsa E'ye bastığınız zaman o kadar da pasifin damage'i patlıyor. Onun dışında ultisine bastığınız zaman 300 range kazanıp 40 atak gücü kazanıyorsunuz. Ve vuruşlarınız bir salvo şeklinde gidiyor. Yani düz vuruş şeklinde gidiyor. Ama en son yamalardan birinde ona bir güçlendirme gelmişti. O yüzden şu an ultisi de gayet güçlü. E fullleyeceğiz ilk. Ondan sonra Q fullleyeceğiz. Ondan sonra W fullleyeceğiz. Başlangıç temi olarak bu arada bu build'imizde bir de buradan bize girebilirler. Tamam, gelmediler. Başlangıç itemi tank itemi alacağım. Göreceksiniz şimdi hangi item olduğunu. Sürpriz olsun şu anlık. Nasıl laning yaptığımı göstereyim. Lucian Milio'ya karşı. Şöyle bakın. Tam Lucian son vuruş böyle minyonlar atarken son ona bir tane böyle vurmaya çalışacağım. Bakın şuradaki minyona vuracak. Bak şimdi bir daha minyona vuracak. Q açacağım bu arada. Görünmezlik kullanacağım. Çünkü 2 level üstünlüğünü aldılar. Skill açmadım bu arada. E de açılabilirdi. W de açılabilirdi. Lane'in üstünlüğü tabii ki de Twitch'lüye karşı Lucian alabiliyor. Minyonları olabildiğince son vuruş atıp şu izada tutmamızda fayda var. Bu arada harita değişti. Şuradan artık red side'de bu taraf açıldı. Çoğu AD carry itemi de değişti. Her seferinde hepsinden bahsedeceğim. Şimdi kule altına geldi. Minyonlarımızı biçelim. 10 vuruş atıyorum. 10 vuruş atıyoruz. Tamam. 17 milyon 14 milyon. Gayet güzel. 3 level olacağız şimdi şuradaki 3 milyonla. Ondan sonra küçük bir takas belki bakılabilir. Lucian bu arada Q sektirmeyi deniyor bize. O da gayet güzel denemeler. Şöyle bir tane. Tamam. Gördüğünüz gibi bakın damage diff'ini hemen görüyorsunuz. Ne kadar yüksek. 3 level olduk. O yüzden ben deneyeceğim burada. Üstünlük bizde. Şöyle 3 level üstünlüğünü çaktırmadan aldık. Q'm geldi. Direkt Q basıyoruz. Bir birim katlettikten sonra yani rakibi katlettikten sonra Q'su da resetleniyor için sürekli bir kill alıp hemen kullanabilirsiniz. Şimdi rakibi kestiğimiz için burada koridor hızlıca pushlayacağım. Ondan sonra da base'imizi atıp yavaşından ilk temizi almaya başlayacağız. Burada dondurmasın diye üstüne doğru koşu atıyoruz böyle adamın. Ondan sonra base'imizi burada atıyoruz. Bakın bir sürü önerilen itemler var. Mahvolmuş olmuşu ama bizim alacağımız şey dövüşçü itemlerinden. Experimental Hexblade Türkçesini bilmiyorum. 55 AD 20 saldırı hızı 300 de can veriyor. Şununla başlıyoruz hemen. Eğer 1300 goldunuz varsa da bu arada bununla başlayabilirsiniz. Bu item ne işe yarıyor? 55 saldırı gücü 20 saldırı hızı can veriyor. Ultinize 30 bekleme süresinde azalma veriyor. Yani AD'lerde ultimiz çok çabuk gelecek. İşimize yarayacak bir eşya. Ve ulti kullandığınız zaman 8 saniye boyunca %35 saldırı hızı ve %15 koşu hızı kazanıyorsunuz. Yani ulti bastığınızda bildiğiniz Ghost kullanmış gibi oluyorsunuz. Şimdi bu kadar kalabalık minyonlar varken agresif denemenize gerek yok. Çünkü Lucian direkt E'ye falan basabilir Milio ile birleşip. Q'umuzu basacağız. Şöyle görünmez olacağım. Bir tane düz vuruş E yapacağım. Koridoru da şu hizada tutmaya çalışıyorum. Bu hizada tuttuğumuz zaman gayet savunmada bir durumdayız. Bu arada Teemo supportlar, Teemo jungle'lar, yeni Storm Surge yani bu elektrik patlatan AP itemleri, Leblanc AD mitler hepsininle ilgili video çekebilirim. Önce bütün AD carry'lerle ilgili hızlıca video çekeceğim. Ondan sonra genel olarak daha farklı şeyleri de çekeceğim. Gene dediğim gibi istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Koridorda gene aynı şekilde burada geride oynuyorum. Olabildiğince son vuruş atmaya çalışıyorum. Bu arada agresifleşebiliriz sanki biraz. Lucian Q'sunu kullandı. Bakın skill takibi yapıyorum. Tamam. Şimdi burada agresifleşme sebebim adam kanon minyonu kaçırdı. Büyük minyonu kaçırdı.
Artı bakın hala şuradaki 2 minyon da kaybetti. Burada lane'i tutuyoruz bu şekilde. Böyle yaparak rakibe minyon kaybettirtiyorsunuz. Böyle böyle küçük küçük üstünlüğü ele alıp ondan sonra da fark yaratmaya başlıyorsunuz. Yani zor laning Twitch ile bile gayet minyon kontrol yaparak şunu dojladım. Bu arada galiba burayı kazanıyoruz. Ama minyonları bırakmak da istemiyorum. Lane kontrolü sarmak istemiyorum. Tamam, burada minyonları kesebiliriz artık. Lane'i ortaya eşitledik. Bakın 32 milyona 50 milyon olduk. Milyo Lucian'a karşı. Normalde imkansıza yakın bir lane bu arada. Onun da videosunu hemen hatta bundan sonra size çekebilirim. Şimdi koridoru pushluyorum. Paximet'imi kullanacağım. 300 gold gelene kadar da lane'de kalacağım. Lucian'da 5 level oldu. Güzel. Takası attım. Olabildiğince lane'in hızlısından pushlamaya çalışacağım. Bu wave'i alıp hemen reset atabiliriz. Bakalım. 1300 gold'da reset aldığımız zaman Nunkyver bitecek. Bu arada bakın agresif hareketler yapıyor. Jungle'ları buraya gelmiş olabilir. Adımlamaları biraz ileri atılacağım koşuşu bunlar. Baitleyebiliriz. Çünkü bizim takımımız geliyor. Ben şöyle baitlemeye çalışıyorum. Şöyle yavaşlattım. Vuruyorum. Vuruyorum. E basacağım ama ölmeyecek muhtemelen. Kalanını belki Brent halleder. Tamam, gayet güzel. Buraya dive bakmaya çalışacağız. Kim alabilir? Lulu belki agroyu alıp ondan sonra flash'a çıkabilir. Bakın Lulu vurmaya başladı. Biz de vuruyoruz. Hemen kestik. Şöyle flash'la dojlayalım bunu. Bu arada kalanına vurmaya çalışacağım. Belki Vex ulti atabilir. Tamam. Vurabildiğim kadar vurdum. Kalanını Brand'ın pasifiyle benim zehrim. Yapalım şöyle biraz iğrenç gülelim. Twitch'in gülüşünü yapalım. Ondan sonra koridoru da pushluyoruz. Resetimizi alıyoruz. Daha bu arada oyun eşit gidiyor. Ama bizim durumumuz çok iyi. Şimdi bu itemi hızlısından göstereceğim. Hemen kullanacağım ultim lane'e gelir gelmez. Ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. İtemi aldık. Bu itemi aldıktan sonra Runa'nın ondan sonra Titanic Hydra ve Terminus alabiliriz. Terminus çok güzel bir item bu arada. Çoğu AD carry'e alıyorum. 40 damage veriyor. 40 saldırı gücü. 30 attack speed veriyor. Her vuruşta AP hasar veriyor. Onun dışında 15 kalkan, 15 büyü direnci, %30 zırh deşme, %30 büyü nüfusu veriyor. Yani bir itemde her şey var. Bunu alıp ondan sonra da Jakşo son item yapılabilir gene. Jakşo ile çok uyumlu buluyorum. Buna dair bu ultle oyunlarda göstereceğim. Bakın ultimiz 69 saniye düştü. Şöyle vuralım. Bu arada Nunkyver olduğu için minyonlara da gayet güzel damage çıkartabiliyor bu item. Azıcık adamların açılmasını bekleyeceğim. Lane ortaya gelsin. Bakın neden lane ortaya gelsin? Şu an lane'i pushlarsak adamlar sürekli kule altında duracaklar. O zaman da adamları kesemeyeceğiz. O yüzden şimdi koridoru şöyle önde karşılayacağım. Bakın bu taktik. Burada koridoru tutuyorum. Tamam mı? Şimdi minyonları vurmayı bırakıyoruz. Ve bu minyonlara son vuruş attığınız zaman koridor buraya doğru gelecek. Neden? Çünkü koridor hangi tarafa daha yakınsa o tarafın tersine doğru ilerliyor. Şu an hiçbir minyona vurmayıp sadece son vuruş atacağız. Bakın milyonun kalkanı gitti. Milyonun W'su gitti. Ve Lucian hala minyonlara vurmaya geliyor. Buna vurmaya gelirse bu arada artık ultimi açıp vurmaya başlayacağım. Şöyle E'yi de patlatacağım. Yani bakın ultimi kullandığımda gelen koşu hızı ve saldırı hızını tekrardan oynatıp bakın. Birse bu arada artık ultimi açıp vurmaya başlayacağım. Şu an Teemo'yu görmüyoruz. Bakın Milio W'su gitti. Milio E'si gitti. Skill sayıyorum. Lucian Q'su gitti. Milio Q'su gitti. Hop. Free kill oldu. Bu kadar. Nasıl rank kastığımı hani abi dikeri nasıl oynayacağım falan filan. Yani bunların hepsini takip ederek yani adamların skill'lerine kadar, lane'i nasıl kontrol ettiğimize kadar bunların hepsini yaparsanız rank atmamak elde değil. Lane'e pushluyorum. Şuraya bir W bakacağım. Adama zehrimden damage yiyor. E ile patlatıp adamı kesebiliriz. Ama şeye dikkat etmeniz lazım. Twitch'te zehriniz varken kula agrosu her zaman size dönecek. Tekrar görünmez oldum. Ben gideceğim şöyle köşeden. Ultim geldi bu arada tekrardan. Tekrardan ulti ile birlikte oynayacağım az sonra oraya. Şimdi vuruyorum. O zehrime ölecek muhtemelen, o yüzden gitmiyorum. Bundan sonra artık dönülebilir. Bundan sonrası overforce oluyor, yani fazla zorlamak anlamına geliyor.
Ama Teemo da zorlarsa bu sefer de Brenton'a cezasını kesecek. Ben baitlemeye çalışıyorum. Herkes skill'leri kaçırdı. Bekliyorum, bekliyorum. E'mi patlatmıyorum. Zınk, E'yi koyduk. Shutdown Gold'unu aldık. Bakın, koridor, bu koridor mesela base atılabilecek koridor. Tamam, şöyle bir dojuyalım. Tamam. Lucian'ın skill'leri gitti ama benden çıkar mı? Şu an çıkmaz. Lulu ultisi de yok. O yüzden burayı böyle sakin oynayacağız. Lucian Q'su gittikten sonra belki takas. Ultim tekrardan dönüyor. Bakın ulti her seferinde dönüyor. Hatta bunu ultimate hunter girip ultinizi çok daha kısaltabilirsiniz. Ama ben genellikle tercih etmiyorum. Koridorda daha rahat durabilmek için peximet alıyorum. Kule altı minyonlarını alacağım. Ondan sonra büyük wave gelirken de base'imizi atacağız. Şu an büyük wave geliyor. Ama orada base attırtmayacak diye biraz geri çıktım. Ve Twitch oynarken QB'ye basarak da hızlısından hem görünmez base atabilirsiniz. Runa'nımızı alıyoruz şimdi. Zink. Ayakkabı alacağım. Hızlı koşabilmek için, çünkü adamlara fazla fazla demeyi çıkartmak istiyorum. Runa'nın hareket hızı, ayakkabı artı bu itemin verdiği ultisinde birlikte verdiği koşu hızı çok güzel kombolanıyor. Şimdiden 1660 canım var. Zaten bakın oyundaki çoğu karaktere Malphite'in 1900 canı var. Bizim 1670 canımız var ki göreceksiniz oyunun en sonunda en tank biz olacağız. Hem de en yüksek damage'i de biz çıkartacağız. Bozuk bulduğum böyle build'leri size video çekip çekip hemen atmaya, yüklemeye çalışacağım. Şimdi tekrardan koridoru hızlıca pushluyorum. Milyon'u şurada görseydik buraya dive atardık bu arada. Bakın Milyon'un Q'sunu baitlemek için biraz koşu atacağım. Her şey ileri gitti. Dönüş ulti at. Dönüşünde ileri çıkarlarsa ulti atabiliriz burada. Gene aynı taktiği yapacağım. Şu an adamlar kule altından çıkmıyor. O yüzden burada Minyon'ları tutacağım. Burada Minyon'ları tutup ondan sonra bir sonraki Minyon dalgasında bize doğru getirmeye çalışacağım. O zaman adamlar her türlü bize doğru koşmak zorunda kalacak. Şimdi burada böyle minyonları tankladık. Bundan sonra son vuruş atıyoruz. Böyle olunca zaten şurada ilk minyon ölüyor. Ondan sonra koridor her türlü size doğru gelmeye başlıyor. E'yi fullledik. Şimdi Q'yu fullleyeceğiz. Bekliyorum. Bakın burada biraz öne çıkacağım. Bunu skill almaması için. Bakın oraya double atmaya geliyor. Tamam, onu engelledik. Bakın adam ultiyi bastı sadece kanon alabilmek için. Ve şöyle koridor gene bize doğru yavaşça pushlayacak. Şu an hala adamın bir tane büyücü minyon üstünü var. Ve burada bir tane minyona vurmasına izin vereceğim. Şuraya bir vision atabilirsek ya da buraya adamları kesebilirim. Şimdi bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum skill'lerini bitmesini. Şimdi sıra bende. Dönüyorum. Öyle zehrimi tükürüyorum. Tamam. Teemo bu arada fazla vuruyor ve top laner'i 7-0 oynuyor. Onu ben yeni gördüm. Dikkatli oynamamız lazım. Oyun sadece şu an benim ellerimde. Yani hata yaparsak oyunu kaybedeceğiz. Buna belki ulti multi ile belki keserim. Bir anda ulti. Oo, my bad. Çok güzel. Bir tane kill aldık. İkinciyi de aldık. Gayet güzel, gayet güzel. Ona da yetişebilirsem bir tane düz vuruş E'ye atmak. Kill bende kalır muhtemelen. Çok güzel. Düz vuruş E'mizi koyduk. Hemen koridora pushluyoruz. Ondan sonra dönüyoruz. Vex'i burada. Vex'in ultisine dikkat etmek lazım. Teleport geldi. Oraya yavaşlatma attık. Yone E ulti atabilir. O yüzden koşabildiğim kadar geri çıkacağım burada. Yone kuleye vurmaya çalışıyor da o trollemek olur. Tamam. Base atıyoruz. Runa'nı bitireceğim. Mantar var. Titanic Hydra da alınabilir. Titanic Hydra arada bir nerf yedi. Ama ona rağmen ben hala güçlü olduğunu düşünüyorum. Şimdi 1 AP, 2 AP, 3 AP'leri var. Aynı şekilde Vincent da alınabilir. Onu da söyleyeyim. Buradan bir Kargold'u almam lazım. Bakın Q'sunu at. Q'sunu bekliyorum bakın. Bakın görmezliğimi bozmuyorum. Geri çıkarsa yapacak bir şey yok. Tamam. Ultisine dojadık. Tamam, şimdi ultisine doğru da döneceğim. Oo shit. My bad. Ben birincisi Milio'yu beklemiyordum. İkincisi bu kadar güçlü olduğunu beklemiyordum adamın. Daha da dikkatli oynama, pozisyon korumak lazımdı. Anlaki. Şimdi bot kuleyi verdik. Direkt mide ilerledik. Şu an acilinden Yone'nin shutdown'ını almam lazım. Milyon dolar mı? Vay anam bacım, gel hele bir konuşak ya Allah aşkına, gözünün yavrum. Gilekistein az önce 31 bit her yaptı. Buradan Cönel koyun like atıp abone olmayı unutmayın. Ya ne olur atma kanka, kestireceğim. Küfürsüz yapıyorsan at da. Dediğim gibi bakın Yone'de şu an 14 level, hem 4 level üstünlüğü var hem de 200 CS yapmış dakika 20'ye kadar. Biz zor lane'de 160 yapabildik. Önemli değil. Ben takıma doğru biraz baitlemeye çalışıyorum ama
Çok çok iyi ama Yone'nin burada Q'su var, o yüzden giremiyorum çok fazla. Tamam, şu an gireceğim. Yone çok güçlü. Şu an Yone çok güçlü. O yüzden kazanamıyoruz yani. Adam ölmüyor. Çok level dip var. Biraz daha item almamız lazım. İyi çıktık bari ölmeden. Hepimiz 1 HP çıktık. Ama dediğim gibi Yone çok güçlü ve kesemiyoruz. Adamda Malmort Yusa var. Vicent alıyor. Terminus alacağım bu arada. Normalde Titanic alırdım ama bu kadar fat biri olduğu için Terminus alıp biraz daha kendimi güçlendirmeye yönelik itemler alacağım. Yone o kadar fazla kasıldığı için şu an bir tık böyle tankımsı kasmamız artık Yone için daha bizim için kolay yem oluruz. Kesebilir diye düşünüyorum. Böyle bir Q basıp deneyeceğim Yone'ye koşmayı. Şimdi oyunda şöyle bir artı var, onu söyleyeyim. Adamlarda sadece fed olan Yone olduğu için, bayağı fed olduğu için Yone'nin olmadığı yerleri biz kazanırız bu arada. Bir şey diyeceğim, ben buraya yardıma gideceğim. Tamam, Yone'nin flash ultisi gitti. Tamam, benim de ulti gitti. Oy, çok güzel çok güzel. Yone'nin hatasını yakaladık, hemen kestik. Milio bir yerden zıplayabilir, bu tarafa doğru belki kaçmak isteyebilir, o yüzden buraya doğru koştum. Buraya vision attım, belki Milio orada vision'a vurmak için geri gelir diye. Tamam. Okey, hiç sıkıntı değil. Bir kargo olduğumuzu aldık. Ben base atmayacağım hatta. Tamam. Körü bitti. Ama yok. Allah, kalkan var mı? Açacağız buradan. Burası sıkıntı. Tamam, buradan çıkabilen çıksın, gaming yapalım. Teemo da fat bu arada. Yani Teemo da çok güçlü. Şimdi Terminus Jakşu yapabiliriz. Tiamat Jakşu yapabiliriz. Ama Terminus almak istiyorum. Terminus'la birlikte güçleneceğiz. Bu arada burayı oynayabiliriz. Savaşabiliriz burayı. Benim ultim var. Yani Yone'den bir tane daha 1k aldım galiba bu arada. Aynen. Çok güzel bir asist aldım. Güzel. Yone o kadar fed olmasaydı ben burada pent atabilirdik bu buildimizle birlikte. Ama Yone'nin fedinden dolayı şu an Yone'yi kesmekle uğraştık. Yone çok fazla büyü direnci kastı çünkü ben hariç bütün takım AP bizde de. Onlarda da hepsi AP Lucian'da, Yone dışında. Oyunda 7-8 tane AP var. Bu arada şimdi dakika 20'den sonra alınan blue, yani mavi ve kırmızı bufflar artık bütün takıma gidiyor. Ama mavi ve kırmızı buff'ın güçlendirmesi birazcık düştü bütün takıma, bütün oyuna gittiği için. Ben önden görünmez bir koşu yapıyorum sadece. Onlar bizim jungle'a girip dragon'u istiyorlar bu arada. Ejder çıkacak. Brand öldü. Bizim jungle öldü. Mid wave'inin push'unu almamız lazım o zaman. Belki yöne agresif bir oyun çevirebilir. Onu cezalandırabiliriz. Belki ulti bakmasını bekliyorum. Yone ulti bakmadan ben oynayacağım burayı. Ulti belki hemen. Çok güzel. Tamam, daha Lulu ultimiz var. Artı Lulu W'su var. Bir anda Yone'ye flash W atıp polimorfu koyup şey yapabilir, outplay edebiliriz onu. Şöyle mantarları tarayarak ilerliyoruz. Allah geliyor. Tamam. Aha, Teemo burada. Hü. Tükürdüm zehri. Tamam. Brent'te de var değil. Güzel. Flash'ını aldık ama Yone oradan geliyor. Tamam, ben de buradan Milio'ya gitmeye çalışacağım. Tamam, video yok. 70 gold lazım bana Terminus almam için. Aha da gold. Tamam. Hemen base atmam lazım. Q ile geçerse bu arada dönüp oynayabilirim belki. Tamam, oynayacağım. Çok güzel. Bir shutdown daha aldık.
adamdan. Adam niye bu kadar iyi oynuyor bilmiyorum bu arada. Yani bunu deme sebebim West'te Zümrüt Elo'da çekiyordu gerçi geçen sezonun West Diamond'ları ama gene iyi oynuyor adam dedimden. Bu arada Brand'in almasına gerek yok dediğim gibi, alabilir XP için ama bütün takıma geliyor. Yani o yüzden Brand'e salmamızda fayda var tabii ki bunu. Bunlara yardım ediyorum Brand'e. Toptan minyonları alıyorum. Tekkeyi tek atamayacağız. Uzun uzun tarayacağız ama ölmeyeceğiz. Milyon dolar mı? Vay. Çilek Einstein, Deniz Encan Instagram hesabı Deniz Encan deyip 31 bit yollamış bize. Teşekkür ediyoruz. Az önce 31 bit her yaptı. Deniz Encan Instagram hesabı Deniz Encan. Eyvallah. Bu arada YouTube'dan abone olursanız da sevinirim. Instagram'da Deniz Encan, Twitch'te yayındayız Deniz Encan. Mesela 31 bit attıkları için şimdi yayın süresi uzayacak 5 dakikada. Bu şekilde yayına devam ediyoruz 14 gündür. Şunu da söyleyeyim bu arada, Bitcent artık eskisi gibi AD vermiyor. Artık AD'si kaldırıldı. Onun yerine Tenacity veriyor. 12 başına hit artı Tenacity, yani sıvışma veriyor. Bu Baron'un gelişi bu arada biraz epik geliyor. Bu arada kimse görünmüyor rakip takımdan. Böyle olunca mid'in push'unu almanız gerekiyor. Yani mid push'unu vermemeniz gerekiyor rakibe. Yonebot'ta bakın şimdi, Yonebot'ta ya. Hemen saldıracağım rakibe. Çünkü Yonebot'tayken hiçbir türlü kazanamazlar. Ben buraya dalacağım. Ben buraya hayaletimi de basacağım. Ultimi de basacağım. Direkt gireceğim. Çok güzel. He? Çok güzel. Gel. Timo burada. Geri çıkıyorum böyle. Güzel. Timon'da flash'ını aldım. Bakın Yone'nin side'e gittiği anda, hoppa çok güzel. Yone side'e gittiği anda bitiyorlar. Buna vurmak lazım. Tamam. Yone'nin ultisi gitti. Hepsini dojuyoruz fight'in arasında. Bunu Malphite tanklayacak. Timon'a şöyle bir mantar attım. Hemen Vex keselim aradan. Tamam, top wave'ine gideceğim bu arada. Daha önce şunun bitmesine de 500 gold var. Ultim dönüyor. Ultim döndüğünde bir tur daha belki orayı oynayabiliriz. Ama Jack şöyle alıp hemen şey yapmak daha mantıklı geliyor bana. Tamam, bütün çocuklar orayı intledi. Baron'u vermezsek sıkıntı yok. Burada olabilir belki. O yüzden gitmek istemiyorum oraya. W'nuz görüş veriyor bu arada çimenlere. Baron'a başladılar galiba, yanlış görmediysem. Can değerim çok az, artı şeyim yok. Baron'u bıraksak ama o zaman da sıkıntıya gireriz. Şuradan canı deneyeceğim. Baron'u aldılar. Oo. Ah, dojlayacak bir alan yoktu artık ya. Adamlar Chemtech ruhunu da aldı. Yani kimyasal ruhu aldı. %10 daha fazla damage atıp %10 daha az damage içecekler. Bu maçı nasıl tutacağız bilmiyorum şu an. EW belki bana verebilirsen ben deneyeceğim. Tamam. Birazcık oyunu tutmak da amacım. Ultim zaten 60 saniye. Artı 16 levelde bekleme süresi değil, daha da güçleneceğiz AD olarak. Yani şu an ebedi build'imiz olsaydı muhtemelen bir tane skill'lediğimiz anda ölecektik. O yüzden bu build'i böyle yapmamız daha iyi. Şu an artık takımsızlıktan kaybedersek kaybedecek. Çünkü yapabileceğimiz en iyi oyunu oynadık neredeyse. Ona rağmen kaybediyorsak yapabileceğimiz bazen cidden bir şey olmuyor. Bu oynadığımız oyunda kazanmak da kaybetmek de var. Bu arada tankını aldım. Tankını almamın sebebi bu da Tenacity veriyor. Buradan hem Tenacity'yi iksirden aldım hem de Vicent'ten aldım. En azından bir tık daha Tenacity'yi yavaşlatma etkilerinden Zartur çıkacağız. Şurada Vision var, o yüzden çok gitmiyorum ama birazcık ileri açılırlarsa hemen gideceğim. Malphite ulti atabilirse aslında kazanabiliriz. Ben burada oynayacağım. Olsun, bastım. Ben midden devam edeceğim. 16 level olmaya çalışıyorum. Ultim gene kısa bir süresi var. 40 saniyesi kaldı. Her vurduğumuzda Terminus yükü kazanırız ama
Var mı ultimate? Yok. Tamam. Yone'nin flash'ı gitti. Yone flash Q yaptı. Devam. Geliyorum hemen. Gördüm. Baron'a bir dakika kaldı. Son bir şansımız olacak. Hadi bakalım. 20 saniyem var. Şu anki oyun taktiğini söylüyorum. Hemen gidip birini öldürmemiz lazım böyle. Çok hızlı bir şekilde. Baron'dan önce hemen ultimle koşup birini öldürmem lazım. Direkt EW'yu bana koyup böyle ben de rushlayacağım. Gidip birini öldüreceğiz hemen. Yok, açılan yok. Yone belki ulti bakabilir. Aa, çok iyi lan. Takım ilk defa bir işe yaradı. Tamam, Baron. Baron yapalım hemen. Gelin. Gelin. Jungle'ları yok. Jungle'ları yokken direkt Baron'a başlayabiliriz. Hem de team olarak yok. Alan etkileri tek vuran oydu. Bir de Brand çok hızlı Baron alıyor zaten. Malphite tankladığı anda biz Baron alacağız. Hem de oradan direkt Kadim'e koşacağız. Direkt. Kadim'i de alabiliriz. Ama bunları yapmadan önce mid'in push'unu almanız lazım. Onu da söyleyeyim. Çok iyi. Çok iyi. Hemen hemen dalacağım. Hemen dalacağım. Bakın ghost basacağım. Tamam. Geri, 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 geri. Yone teleport attı. Uf. Bizim de koşmamız lazım bu arada. Hemen Baron base'imizi atıp. Tamam, ben de buradan kapatalım. Biz de buradan kapatalım. Lan tek kaldım. Tamam. Ben görünmez olacağım. Çok iyi ya. Çok iyi. Kadim'i alalım. Ama oraları mantar döşedi her yere ve ben ölebilirim. Çok iyi tarayıcı. Tamam. Bir saniye, şu bebeği kesersek her yere görüş veriyor diye biliyorum. Tamam. Bottaki wave ile oyun oynanabilir bu arada. Botta çok güzel wave var. Şuna vurup hızlı koşuyu alacağım. Tamam, Yone'nin gene flash'e gitmiş. Tamam, hemen reset alacağım. Bundan sonra direkt 5v5 çevirip oyunu bitirebiliriz. Böyle oyun bu kadar uzadıktan sonra size tavsiyem, hayaletinizin ya da sıçranızın olmasını bekleyin, yoksa o sizin hayatınızı kurtarabilir yani. Şimdi adamlarda site'da teleportları yok, o yüzden direkt midden koşmamız lazım. Normalde mesela double teleport ya da 3 teleport oynadıkları maç olursa bu koridorları da push'lu tutmanız lazım, ama adamlarda Yone'de teleport var. Yone'de demin şuraya teleport attı, o yüzden oyunu bitiremeyecekler. O yüzden biz de midden yarayacağız. Mantarları vurmamız lazım. Mantarları çok fazla vuruyor çünkü Timo'nun. Yone'nin ultisine dikkat etmem lazım. Direkt Timo'nun mantarlarına vurmamız da gerekiyor bu arada. Görünmez olup bekleyeceğiz. Yone'nin pozisyonunu beklememiz lazım. Tamam, Yone girdi. Direkt vurmaya başlıyorum. Çok iyi. Terminus 5-5, bakın 200 zırh, 215 büyü direncim var. 3000 de canım var. Ve onun yanında %40 da tenefsimiz var yani. 200'de 200. Ve biz 7 keriz. Düşünün. Ve bu kadar da fazla hasar çıkartıyoruz. Yani mükemmel bu ult. Bu maçı çevirmenize yarayabilir. 2v5 bu şekilde. Bu ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.